Peki bir şey soracağım. Türkiye'ye çalışmaya geldiğinde böyle senin zoruna giden bir davranış oldu mu? Salonda konuşalım. Ay ne kadar fark etti. Bir masadan ötesi. Ya ben size çok güzel bir hikaye anlatacağım. Allah Allah dinleyelim bayılırım. Şey. Al içeri al. Anlatayım. Ama sen şarkı söyle. Yok mu senin Türkmen şarkısı şöyle? Cirveli oynanayda. Şöyle Türkiye'ye geldim. Küçücüktüm. 48 kilo bu kadarcık. Beni ev işine koydular. Dil biliyorum. Hiçbir şey bilmiyorum. Tamam mı? Patronlarım geldi. Şeye götürüyor beni. Çocuk bakmaya. Ona kapıyı açıyor. Patronlarım böyle bir baktı ama götürdüler evine neyse. Ondan sonra kapıyı açtı babaanne, anneanne. Sizin iş bulma kurumu gibi bir şeyiniz mi var burada? Böyle geri seçiyorlar. Ev işlerine gönderen şirketler var. Kapıyı açtılar. Babaanne, anneanne duruyor. Böyle dedi. Aa dedi. Bu küçük dedi. Küçük de bizde demek. Yani köpek demek. Aa! Ben de dedim böyle şoka baktım böyle. Ay insan ne zoruna dedi, gider tanımaz. Küçük dediler dedim. Ne, ondan sonra neyse içeri girdim. Sonra daha bu küçük bilmem ne falan filan konuşuyor. Küçüğünü anlıyorum çünkü bizde köpek demek. Ama geri kalanı anlamıyorsun. Geri kalanı anlamıyorum. Sonra dedim annemi aramak istiyorum dedim. Annemi aradım. Anne dedim beni buradan al. Bana küçük diyorlar dedim. Köpek diyorlar. Yani köpek diyorlar. Telefon şekerini kullanmış. Orada tuttum ağlıyorum. Patronum geldi. Niye ağlıyorsun dedi. Dedim yani bana küçük dediniz. Ama küçüksün dedi yine. Ay hani köpeksin. Köpeksin. Ondan sonra bu kelime ne anlama geldi? Öyle böyle ondan sonra annemle anlaştılar. Yani sana demek istediler ki yani küçüksün. Peki anne Türkçe biliyor mu? Annem daha önce gelmişti. Bizden bir sene önce gelmişti. Ha, annen az çok Türkçe biliyor. Evet. Öyle iletişim kurdunuz. O zaman ben size bir şarkı armağan ediyorum. Sezen Aksu'dan Küçüğüm Daha Çok Küçüğüm. Küçüğüm daha... Nereden de aklına geldi hemen? Başka yanlış kelimemiz var mı sizden karışan? Mesela Azerbaycan'da var. Onlarla aramızda çok tuhaf kelimeler var. İnsan söylerken hani utanıyor, çekiniyor, yanlış manaya geliyor. Evet, evet. Bizde de var öyle şeyler. Mesela kravat. Benim bir arkadaşım işe geliyor buraya. Diyor ki patronu benim kravatımı getir yatak odasına. O da gidiyor kravata bakıyor böyle. Kravat da yatak odası, yatak. Diyor ki ben bunu nasıl çıkaracağım? Türkmenistan'da kravat yatak değil mi? Evet. Kravat diyoruz. Biz gitsek demek iyi bodozlarız. Git benim yatağımı getir. İlk karyolay sırtlayıp getirmedi ofisin ortasına. Ben bunu nasıl çıkaracağım buradan? İşte öyle olaylar yaşıyoruz yeni gelenlerle. Anladım gel. Cidden de zor yani. Aman ne zor. Ben yabancı bir ülke hiç gurbetlik çekmediğin için bilmiyorsun. Allah çektirmesin. Ben memleketimden memnunum. Hadi salona geçelim de Nargül Hanım'ın diğer hikayelerini dinleyelim. Gel şimdi acıklı kısmını merak ediyorum gel. Neresine? Leğeni niye aldın eline? Gel. Şimdi burayı süpürmeden önce. Şimdi Türkiye'ye ilk zaman geldin. Evet. Zoruna giden ilk ne oldu? Yani yabancı biri olaraktan yabancı bir ülkedesin. Sana nasıl davranıldı? Davranışlar iyiydi. Gittiğim işler patronlar olsun çok iyilerdi. Hep iyi insanlara denk geldim çok şükür. Bir dakika. Hikayenin ortasından başlamayın. Türkiye'ye ilk geldiğinizde bir şey olmuş. Ben duydum. Kulaklarıma inanamadım. Onu anlatın. Bak her şeyi biliyor da bana söylemiyor. Eşimle birlikte karı koca işine gitmeye, iş aramaya başladık. Çift işler de var karı koca çalışabileceğiniz. Evet, bahçıvanlık yapar. Ben ev işini yaparım. O işleri aramaya başladık. Ondan sonra işte kaldığımız yer yoktu. Yani parkta yattığımız zamanlar oldu. Yani sabahladığımız zamanlar oldu. İşten çıkıyorsun, parka gidip oturuyorsun. Evet. Sabah da parkta yatıyorsun. Evet. Geri işe geliyorsun. Aynen öyle. O günleri geçtim. Diyorum ya yani hiç kolay eksiden geldim ben bu duruma. Ve gerçekten bazen kalkıyorum böyle uyanıyorum bakıyorum. Gerçekten bu ev benim mi? Ben burada evet, oturuyorum. Evet. Peki parkta nasıl yattın? Öyle oturuyorduk böyle. Uyukluyorduk sandalyelerde. Sabah işe gideceksin. Gelin ne ara dinlendiğinde işe gideceksin. Sabah da gidiyorduk. Kahvaltı falan poğaça moça yiyorduk. Ondan sonra işe. Peki ev sahibin biliyor muydu senin gidip parkta yattığını? Ya onu iki ya üç kere kaldık parkta. Ondan sonra işte patronlarım sağ olsun yardımcı oldular. Peki ona ilk falan geldiğinde nerede kaldın? Uçakta neydin? Türkiye'ye geldin. Türkiye'ye annem giriş buradaydı. Yaptın. Annem buradaydı. Annemin yatalak bakıcıya bakıcıydı. O orada kaldı. Onun patronları izin verdi. Oradan hemen bir hafta sonra işe gittim zaten. Öyle yarım yamalak Türkçeyi öğrendim. Gittim ama küçük kelimesini öğrenemedim. Zor bir şey yani. Bir de yarımda Türkçe biliyorsun dediğin gibi kendini anlatamıyorsun. Ama hiçbir zaman böyle bir sert bir tavıra ya da ne bileyim bir küçümsemeye denk geldin mi? Yok gerçekten. Hep böyle iyi davrandılar. Çok yardımsever bir halk. Gerçekten Türkiye'yi tebrik ediyorum. Hepinizi öpüyorum. Çok seviyorum. Biz hani dışarıdan bize sığınan hem iş olsun hem de ne bileyim belki savaş olsun. Bize sığınan herkese her daim kapımızı açıyoruz. Yeter ki içeride yesin, içsin ama bize sakın nankörlük etmesin.
çevresi. Çünkü biz nankörlük edildiği zaman da çok ters tepen bir milletiz. Ama geri kalan kısım hep kapımız açıktır elimizden geldikçe. Çünkü bizim de kendi milletimiz dışarıda çok gurbetçi biliyorsun. Bizim de Almanya'da, Fransa'da çok Türklerimiz var. Onlar orada ezildiği zaman bizim de yüreğimiz burkuluyor. Biz de o yüzden bize sığınan insanlar asla kötü davranmayız. Çok sağ yeter Allah ki razı dediğim olsun. Gibi bize karşı sizde iyi olur. Ama bak ekmeğini kazanmışsın. Evet. Güçlü bir kadın olmuşsun ki bir anne olarak evladına hasret 10 sene. 10 sene. 10 sene sana bayramlarda nasıl dayandı? Bizde bayram yok ki. Bayram yapmıyorduk biz hep çalışıyorduk. Çalışıyordun ama burada bayram var biliyorsun. Evet. Yani bir Ramazan bayramı, bir Kurban Bayramı geldiğinde herkes bir aradayken ma aile, senin ailen yarısı orada. İşte hediye falan gönderiyorduk. Bu şekilde. Her şey ekmek parası için. Evet. Peki cidden kazandığın değdi mi yani orada bir şeyler yapabildin mi kendi ülkende? Kendi ülkemde bir şey yapmadım. Hep buraya yatırdın. Hep buraya burada yatırdım. Burada çalıştın. Evet. Çocuklar şu anda burada rahatlar, ortama ayak uyuyor. Peki onlar Türkçeyi öğrendiler mi rahat? Tabii ki de. Yoksa okula gittiklerinde onlar da senin gibi anne bana küçük dediler. Yok yok, zaten küçüğü burada doğdu. Peki 15 bin TL'yi alırsan ne yapacaksın? 15 bin TL'yi alırsam bulaşık makinem yok gördüğünüz gibi. Bulaşık makinesi için mi katıldın? Bulaşık makinesi ve kalanına da çocuklarımın eğitimine yatıracak. Okula harcayacaksın. Evet. Bulaşık makinesi için. Evet. Hani hep böyle daha büyük şeyler için katılıyorlardı da o yüzden şaşırdım. Büyük şeyler işte bulaşık makinem yok. Bir de şey çocuklarımı okul masrafı. Çünkü özele gittikleri için yetiştiremiyorum para. Devlete gitmiyorlar, gidemiyorlar mı? Yani şey sizin için problem oluyor yok, mu? Yok yok bizim için problem sen yok. Sen kendin istedin. Yani ben okuyamadım, onlar okusun yani. Benim yapmak istediklerimi çocuklarıma yaptırıyorum en güzellerine. Ama sen de bence okumamışsın ama zeki bir kadın olduğun için gayet güçlü bir şekilde ilerlemişsin. Hani evet okumak çok önemli bir şey. Evet. Ama bazen okuyamadığında da kafanı çalıştırmak önemli. Ayaküstülerin üstünde durabilmek. Aynen öyle. Parayı güzel kazanabilmek. Güzel kazanmışsın maşallah. Şu anda ne iş yapıyorsunuz? Aile restoranınız var. Sen mi yapıyorsun yemek? Yemekleri orada yapan kadınlar mı var? Aşçım var ayrıyetten tabii ki de ben de... O da Türkmen mi? Türkmen. Ayrıyetten de ben catering işlerini yapıyorum. Türkmen düğün organizasyonlarını. Ya şimdi buradaki Türkmenlerin düğünlerine yemek gönderiyorsun. Evet. Türkmen yemeklerini yapıp gönderiyorsun. Aynen. Maşallah. Aynı zamanda evle de ilgileniyorsun. Aynen. Temizlik, çamaşır, ütü, bulaşık. Ya şöyle diyeyim size 24 saatin içinde bazen 4 saat uykuyla geziyorum. Ama yani seviyorum bu işi. Gerçekten seviyorum. Evet ki o başta o zorluğu çektiğin için şu an sana o prensesler gibi geliyor. Evet. Kendi dükkanın, kendi işin. Kimsenin yanında yardımcı değilsin. At çat pat Türkçe öyle bir şeyler öğrenmeye çalışmıyorsun. Çok rahatsın. Peki restoranda Türkmence mi konuşuyorsunuz? Bize çok şeyler geliyor. Turistler çok geliyor. İşte Araplar olsun şey. Ama genellikle Türkçe konuşuyoruz. Peki annem burada mı? Ülkeye geri döndü mü sizin Türkmenistan'a? Annem burada. Annem burada. Yanımda. Mutfakta yardımcı. Ha, o da seninle çalışıyor. Evet. İyi anneni de aldın başkasının annem, yanında. Annem, eşim, kardeşim hepimiz ailecek. Ama babası yok. Babaanne vefat mı etti? Yok. Babam memlekette. Niye? Şimdi şey pandemi döneminde şey... Virüsten, koronadan dolayı? Şimdi gelip gidemiyoruz ya. Ha gidiş gelişten dolayı. Gidiş gelişten dolayı orada kaldı. 4 senedir orada. Babana kim bakıyor orada? Babam yaşlı değil. Kız, adam tek başına sonuçta. Karısı burada, çocuklar burada. Ama orada bir erkek kardeşim var, gelin var, torun tombalak var. Ha abi erkek kardeşin evde onunla birlikte kalıyor ama gene de adam işini aramıyor mu 4 senedir orada arıyor, bir başına? Arıyor, ne yapsın mecbur. Bitti koronada gelmeyi düşünmüyor mu? Ay gelir inşallah. Hadi inşallah bakalım. Siz gidiyor musunuz peki hiç gezmeye falan Türkmenistan'a? Yok gitmiyoruz. Yok. Ben senin bu tatlını çok merak ettim açıkçası. İçim çok tuhaf geldi bana. Aklıma çünkü şak şak şakırdama şak şak şakırdama gibi duruyor. Bir an önce mutfağa girmek istiyorum. Evet ben şimdi kalk güzelce şu halıyı bir süpürelim. Güzelce bir ortalığı bir silelim bakalım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.